Selamlar yani arkadaşlar, Paladins'in yeni bir şampiyon tanıtımı, Destiny dizinin ve oynanış videosuna hoş geldiniz. Bu bölümde hasarcılardan devam ediyoruz ve bu bölümdeki oynayacağımız karakter Yabani Tyra. Şimdi özellikler geç. Team Deathmatch'e geçtik. Şimdi tabii ki öncekilerde yaptığım gibi oyun başlangıcında özelliklerini ve kabiliyetlerini pek fazla gösteremeyeceğim. Yine klasik yaptığımız gibi seri olarak bunlar çok çok daha hızlı bittiği için kısa sürdüğü için 4 ila 5 dakika falan sürüyor maksimum. Tabii ki daha seviye son değil. Av partisini kullanıyorum ben. Bomba atarı o kadar fazla kullanmıyorum. İsabeti biraz zor olduğu için. Ama tabii ki 8. seviyede açıldığında ateş bombasını kullanacağım. Nedenini anlayacaksınız. Avcı şartı jenerik seçiyoruz. Atiklik verelim bir de kendimize. Gidelim. Şimdi normal saldırısı 35 mermiyle tarıyoruz. Sağ tuşta bomba atıyor. Şöyle biraz bombalayayım. Q'su da alana çok güzel uzun süren bir alev bombası atıyor. Aynen böyle işte. İşaretli işte av işareti. İşaretlenmiş rakibe karşı hasar artışı sağlıyor. Şöyle. Yalnız bizim takım bir gelse de şu adamlar onun kaçacağını adamı vur adamı. Şöyle alev topunu atarsak. Çok güzel. Bizim adamları zıngırdattılar herhalde. Tabii ki rakibe karşı, o işaretlenmiş rakibe karşı hasarımızı atlıyor ve onu haritada görünür yapıyor en azından size yani. Şöyle şuraya bir alev bombası atarsak çok kayıp olacak. Ultisi de bekleme sürelerini yavaşlatıp böyle hayvan gibi süresi bir tane kadar paramınıza yarıyor. İsabet ve şey oranınızı da artırarak. Çok güzel yakıyor yani. O bayağı da felç edecek. O 8'deki açılacak olan özellik. Tabii ki bu öyle bir şey yok yani. Kendine de hasar veren bir özellik. Çok fazla ateşin içinde kalmanızı tavsiye etmem yani. Alevin içine koştu lan adam. Hayır, senin vereceğin canı. Geber lan. Hayır, senin açacağın kule şeyin lan. Kendimi öldürüyordum ya. Salak herif. Tamam, kafir. Selamun aleyküm dayı. Lan niye ölmedin ama? Bela lan. Lan arkanızda adam var. Kör müsünüz amına? Yavşak. Sen ne yapıyorsun lan değişik? Yavşak ulti attı ya. Kardeşim adamın tarifini vursan da hani. Sen de rahat etsen bizde. Amına koyayım öleceğim şimdi. Yanıyorum Fuat abi, vallahi yanıyorum. Allah belamı versin yine. Kaç. Bizim takım kazma ya. Vurmayın beyler beni, çoluğum çocuğum var. Şaka yaptım ama yani olsun. Vurmayın. Belki olur. Gelen var mı lan arkandan sapık gibi? Yok herhalde. Bayağı zevkli bir karakter şu bombayı atması, o alanın içinden milleti zıngırdatmak çok güzel ama. Tabii ki, aha bu kim lan? Bir tane ördek buldum beyler. Allah belamı gelmesin, ben niye buradayım? İşte. Saçma sapan bir yere gidersek böyle oluyor. Neyse şeyimizi fullleyelim. Yalnız takımda kimse mi kill almıyor ya? İcam falan almıyorlar ha. Oğlum ne biçim oyun oynuyorsunuz lan? Güya hızlı bitecekti bu oyun ha. Dayı. Şuradan yardıralım. Biri aşağı uçtu lan. Strike now. Killing spree.
Çok güzel yandı arkadaş. Bir yandan kafir zaten yeterince yavaşlıyor içinde kalan rakibi. 48'in seviyedeki özelliği açtırabilirsek tam artık yakacak yani. Diğerler içinden çıkamayacak, felç ediyor. Oyundaki felç anlamı da zaten hiçbir skill mikil hiçbir şey atamıyor yani. Bitti oh be. Güveye atayım, ilk 5 hızlı bitiyor diye. Team 5'e geleyim dedim hızlıca, çok fazla bir anlatılacak bir özelliği olmayız dedim karının. Bizdeki takımdakiler kimse kill almıyor. Bir de bize de botlar daha bir salak oluyor. Neyse hızlıca geçtik. Neredesin lan Tyra? Ha burada. Tibetski'ye imani öyle gittik. Tyra evet, yabani Tyra gelişmişten okuyalım. Otomatik tüfek. Her 0,09 saniyede yani bayağı saniyenin onda birinde yani bir saniyede dur hesaplayacağım bayağı kafam karıştı. 105 yani bir saniyede ne oluyor 10 kat olunca 1050. Hepsini indirebilirsiniz. Saniyede 1050 vuran çok hızlı bir seri taramalı. Ve ver, senin verdiğin hasarın %15 kadarını iyileştiren otomatik bir tüfek. Bir de yani kendiliğinden can çalması olan bir tüfek. Çok iyi. Maksimum 35 cephaneye sahipmiş. 115 birime belli bir mesafeye kadar etkiliymiş. Sağ tuşu bomba atar. Alan hasarı tüfeğinden darbe alanında patlayarak alanda 700 hasar veren bir bomba atar. Ve bomba atar patlaması 3 birime kadar tam etkilidir. 10 birime kadar uzaklıkta düşmanları 500 birimlik menzile kadar falan filan sahiptir. Ateş bombası Tyra'nın en iyi özelliği bence de. Çok uzun saniyesi ama onu düşürülebilir tabii şartları. Çarptığı zaman bir ateş havuzu oluşturan bir yanıcı bomba at. Napalm gibi bir şey işte. Ateşe temas eden düşmanlar 0,6 saniye yani yarı saniyede bir. Maksimum canlarının %9'u kadar yani öyle bir hasar, belli bir hasar kapasitesi de yok yani tanklara karşı özellikle çok etkili. Atıyorum mesela bomba attığınız bölgede 5000 canlı bir tank varsa yarı saniyede canının 5000 saniye ise 200-300'ünü falan kaybedecek yarı saniyede. Saniyede 400-500 yani bayağı yakıyor. Ve alanın içinde kalanların hareket hızlarını %50 azaltıyor. Ve o 8. seviyedeki kabiliyet özelliği geldiğinde ise adamları felç ediyor. Mükemmel bir şey. Ama tabii ki kendinize de yakıyor. O yüzden kötü yani. Avcı işareti de bir düşmanı işaretleyerek açığa çıkar. Sen kendin görüyorsun. Senin silah saldırılarının aldığı hasarı %15 arttırıyormuş. Ve böyle bir 5 saniye sürüyor. Çapraz ateş ultisi de hareket hızımızı ve saldırımızı %4,5 saniye boyunca %40 arttırıyormuş. Az önce de gördüğünüz gibi taramalı, manyak gibi sıkıyor. Tyra için benim kullandığım deste dizilimi de böyle. Avcı işareti yani şu bizim F'nin bekleme süresini 3 saniye azalttım. Bomba atarın yani sağ tuşumuzun bekleme süresini 1 saniye azalttım ki zaten bayağı kısaydı onunku. Bir saf dışı bırakma yaptığımız yani kill veya asit aldığımızda tüm aktif bekleme süremizi %30 azaltıyoruz. Ateş bombasının bekleme süresini 2,4 saniye azaltmışım. 4 vermişim. Zaten 15 saniyeydi. 12 saniyeye falan düşürüyor böylelikle 12,5 saniye. Ve avcı işaretinin süresinde yani F'nin süresinde normalde 4 saniye sürüyor ya 1,8 yani neredeyse 6 saniyeye daha biraz daha uzatıyoruz yani kapışma anlamında. Genel olarak avcı işaretine vermişim ama en iyisi bu bence Tyra için. Neyse arkadaşlar Tyra'nın oynanışı da böyleydi dest dizilimi ve oynanışı kart dizilimi. Bir sonraki bölümümüzde yine hasarcılardan hız kesmeden devam edeceğiz. Bunları yaptık. Onlar kanalda var. Bu geçti geçti. Drogos, Charlene, Willow diye gideceğiz ama Drogos'ta olacak sıra. Neyse yanına çıkan videoları tıklayarak diğer videolara gidebilir ve buradan da kanala olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.